Ne yapıyorsa yapsın amına koyayım ya. Bunun köşelilikle ne alakası var yani bunun? Bunun yani ödül töreni ya. Bu kadar kasılacak bir durum değil ki yani. Dünya meselesi de değil ay ayrıca yani. Altın portakal ödülü yani. Ödülü küçümsemiyorum ama çünkü yapımcılara çok selamlar olsun. bak bak ya. Ödül bir organizasyon. Hangi bayrağa selam duruyorsun? <laughs> <laughs> Hangi bayrağı, bayrağı selam, selam verdi de belli değil amına koyayım. <laughs> Çağrı çember gün mü? Bak sikerim lanınızı ha. Ne çember amına koyayım? Mete sana bir sor o zaman. Çemberin iç açıları kaç derecedir? 53 Amına <laughs> kodumun çemberi seni. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir çember. Aa ha, haber platformu olan Twitch içerisinde bazı kısıtlamaların olmaması nedeniyle küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Çünkü yayın sırasında küfür etmek, hakaret etmek, sigara ve alkol içmek yasak değil. Peki Twitch nasıl bir platform? Gençler ve çocuklar için neden tehlikeli? İşte detaylar. <gülüyor> <gülüyor> Ne sigara Kasteni ya? öncesi ya? <gülüyor> <gülüyor> Patladım amına sikeyim ya. Bunu değerlerse tabii. Bak yani bu ama bak abi. bir şey söyleyeyim mi? Çok eski ya. <laughs> bu birazcık bel altı bir haber olmuş ya. Harbiden. Nedenini de söyleyeyim. Bu arkadaşlar. Levo'nun geçen gün katıldığı televizyon programı neydi? Tele 1 miydi? TV 1 miydi? Neydi? O or Oradan sonra işte. O programdan sonra muhtemelen yapılan bir haber Tele 1. ve Tele 1 ve Levon'un görüntüsü yani yıllar yıllar önceki Levon'un Rage görüntüsü koyulmuş yani anladın mı? İşte bunlar asıl köşe ise bunlar da köşeli durun arkadaşlar yani anladın mı? Kimse kimseyi işte televizyonda bilmem nerede ya internette sınavına koyayım ya anladın mı? Alkol yasağı, sigara yasağı tabii ki yani bu kanala girişte ne diyor? Art 18 diyor anladın mı zaten benim kanalıma girdiğin zaman. Kabul edersen İçeri girebiliyorsun izliyorsun bu saatten sonra internet önünde gelmiş yıl 2021 2022'ye gelmişiz bu saatten sonra ben seni tek tek Bilemem ki abi kime chatte şu an kim var kim yok bilemiyorum ki hangi ve elimden geldiği kadar genele konuşmaya çalışıyorum ama Bunun bir tık ötesi de biraz ailede biter abi almayacaksın öyle tabletleri vermeyeceksin çoluk çocuğun eline Ben yeğenime aldım mesela tablet ama ne yapıyor YouTube'da çocuk <laughs> YouTube Kids izliyor mesela o da ya onları vereceksin ebeveyn kontrolüyle olur yoksa internetten uzaklaştırmak mümkün mü ya? Porno sitelerini kapattılar amına koyayım. Niye? Küçükken biz porno izlerdik. Şimdi bu çocuk porno izlemesinde ne yapsın? Anladın mı? Ya bu çocuğun olayı bu yani anladın mı? Ergenlik çağına girmiş bu çocuk izleyecek ya bunu öyle veya böyle yani anladın mı? Ama ne yapacak? Bu sefer VPN indirecek. Bu sefer başka şeyini yapacak. Başka bir yöntem bulacak. Anladın mı? Açın abi bunları yani bu internetten kontrollü olduktan sonra her şey olsun seçim sana kalsın yani. Bakalım ama habere bakalım. Ne alkole ne de küfüre kısıtlama uygulanıyor. Canlı yayın platformu Twitch çocukların psikolojisini bozuyor. Sonuçta sigara ve alkol kötü bir şey. Bunun, bunun psikolojisi. Ne? Vallahi ben bozmadım bunun psikolojisini. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk tamam mı Ferit'ten banlandı bu geçen haftalarda? Hemen bak kim <laughs> hemen ötmüş. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu adamın psikolojisini ben nasıl bozayım buradan oturdum yerden? Al tamam söndürüyorum ya. Bizim yayınlarda zaten öyle aşırı küfür, aşırı alkol. <laughs> Allah affetsin olmuyor ki. Aşırı küfür olmuyor ki bizde. Seksüel tansiyon var bu yayınlarda genellikle. Samet alkolik değil oğlum. Samet, Samet'in kafa yapısı öyle IQ olayı o. Şey bunu herkes biliyor. Çocuklar o yayıncılara idol alıyor. İdol aldığı için de kendilerine zarar veriyorlar. Bizim zamanımızda Cine 5 vardı ama ona koyup Erotik içerik vardı ben küçüktüm karıncalı içeriye geçtikleri zaman böyle karınca izlerdim yani ne oluyor orada diye amına koyayım anladın mı bu bu ya mu olsun yani. yani ne var oğlum Kim sana demiyorum ya bu çocuğun dediğini dedim Ne demiş ki Bu şey değil yani Sonuçta burada bir filtreleme Yok çocuklar ya da işte, ne sizi ön, işte, ön, madde İdol olduğunu... alıp şey yapaymış Bizi Ya almasın abi idol niye idol oluyor ya Kendine zarar veriyormuş ulan biz ne yapıyoruz ki İdol almak diye bir kelime yok zaten. Örnek almaktır. O idol i̇dol, almak illa idol arıyorsanız gidin Michael şeydi. Neydi lan Michael? Nasıl erkek <laughs> olunur videosu vardı ya. Erkek gibi erkek olmak ama öyle normal erkek Mete gibi falan ben falan değil yani. Ger gerçekten erkek olacaksan onu idol al abi. İdol. Michael kimdi lan senin idolün? Google. Lucifer. Ha <laughs> Lucifer. Gidin <laughs> onu idol alın Bizim, bizim ne var? karşı Alkol, sigara ve benzeri e, direkt olarak burada paylaşıldığından ötürü ister istemez bir ilgi duymaya başlıyorlar. Ne yapalım abi televizyondaki siyasetleri mi idol alalım ne yapalım oradaki yalanları mı idol alalım ne yapalım yani. Peki dünyanın en iyi. büyük canlı yayın platformu olan Bak videoya bulur nokta özgürlük altında. Nereye bulurlamışlar? Hakaret ediyor. Bir kısıtlama getirsem bile farklı bir şekilde gene girecekler yani. Dünyanın en büyük canlı yayın platformu olan Twitch aynı TikTok gibi çocukları kötü etkiliyor. Çünkü bu platformda bazı kısıtlamalar yok. Şöyle ki alkol, evet. sigara, küfür, hakaret ve şiddet içerikli bazı zararlı içerikler bulunduruyor. Twitch şu an zararlı. TikTok'tan çok daha büyük bir tehlike haline Vallahi. başladı. Vallahi. Çocuklar ve <laughs> gençler arasında giderek yaygınlaşmaya başladı. Özellikle 12 ila 22 yaş aralığı. Yayıncılar izli. Ben TikTok'la hiç alakası yok Twitch'in. Bunu kabul edemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü Twitch canlı yayını bir akış anladın mı? 5 saat, 4 saat, 6 saat giden bir akış. Zaten yayıncısını seven ...izleyicisiyle yayıncısı arasında zaten bir bu akış içerisinde duygusal konuşmalar da geçiyor. Küfür kıyamet de olabiliyor. Ya Sikmeyin belanı bak gibi de olabiliyor Bu kadar anladın mı? Bu... Katman Fest yaptık onu görmediler. TikTok'ta ya sen de bir abone koyup Katman Fest yaptın iki ya. Allah Allah. Ben mi yaptım ama? Burada şimdi şöyle bir şey Burada bir akış var yani. Bir beş saatlik böyle bir alışveriş var. Duygu alışverişi var. Duygu akışı var yani anlatabiliyor muyum? Bu ortamda TikTok'ta ne? 10 saniyede ne alabilirsin yani? Bunu diyen kanal 7 çocuk evlendirilen dizi yayınlıyor. Zaten oğlum şöyle bir şey var. Kutlar Vadisi örneğini vereceğim. Tamam mı? Ya bu ülke Kutlar Vadisi'ndeki Çakır'ın cenazesini kıldı oğlum yıllarca ya. Kaç senedir hala kılınıyor ya. Çakır diye bir karakter gerçek yaşamayan bir adam yani bu adam anladın mı? Yıllarca bu ülkede bu <laughs> cenaze yapıldı yani anladın mı? Kim neyi nasıl etkiliyor yani bir de? Bunu yapan insanlar da hani çoluk çocuk değil yani belli bir yaşın üstünde yıllarca cenaze yapıldı. Tören düzenlendi amına koyayım ya. Kurtlar Vadisi'nin en böyle bir yayınlandığı dönemde mahalledeki serseri ve gasp olayları arttı amına koyayım. Herkes kafa kesiyor. Herkes hareket çekiyor. Kelebek çıkarttı falan mı öyle anladın mı? Ulan o kadar aşkı memnun yayınladılar. O mu örnekli de biz değilik. Tecavüz, cinayet var bize. Sen de başka memliğe girme lan. Niye girmeyeceğim ya? İnterneti yokmuş. O Aşkım Emre Dilpres. İki tane öpüşme sahnesi göreceğim diye amına Bütün kanallardaki <gülüyor> dizileri <laughs> izlemişsin. Kesemek. <laughs> 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 ben izlemedim ki. Yokluktan izle daha amına koyayım. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> İki tane dizi bulacak da bir aksiyon olacak diye dizileri böyle izliyor şerefsiz. İzleyicileriyle sohbet etmek ya da oyunlarını... Carreyn o kadar bulurlamışlar ki yani <laughs> arkadaki Carreyn de belli olmuyor yani. ...etmek amacıyla yayın açıyor. Ancak kısıtlanmayan içerikler erken yaşta çocukları zararlı alışkanlıklara ve kötü davranışlara sevk <laughs> edebiliyor. Oradaki kötü sözlerle karşı karşıya kalıyor. Ne görüyorsa bir şekilde ya taklit yoluyla ya öğrenerek kendini bunu entegre ediyor. Yayıncının ne içeriği yaptığına ve yayıncının yerine ne konuştuğuna göre değişir. Elvin. Ya bir şey konuşmadığımız oluyor. Bazı zamanlar kulak yalıyoruz burada. Allah Allah. Ne? Kulak yalamayı öğrenmeniz <laughs> de önemli bir olay arkadaşlar. İkili cinsel durumlarda kulak yalaman avantajını siz farkında mısınız? Değilsiniz amına koymuşlar anladın mı? O yüzden oturun izleyin. Böyle bir maştırır. <laughs> Böyle bir kıvama getirir. <laughs> Yok, bu hayır, lazım hayır. bir şey yani anladın mı? Ne kadar yanlış zannedilse de olmazsa olmaz bir tansiyon yani bu derece olarak. Lütfen çılgınlaşmayın ya. Allah Allah. şuna abi hoş geldin. 25. ay kutlu olsun abi. Buradan sevgiler. izliyorum. Batıcını izliyorum. Kendine müzisyeni izliyorum. Kendi senin kim oldu? Kanflix. Yani bazen oyun oynuyor bazen hani sadece konuşma. En çok izlenen yayıncıların bazıları yaşadığı anıları anlatarak izleyicilerine öğütler veriyor. Ancak bazılarıysa yayınlarında küfür, hakaret ve şiddet içerikli sohbetler yapıyor. Bu da çocukların psikolojisini bozuyor. Küfür, hakaret, rencide... Bozulmasın lan psikolojiniz! Psikolojiniz bozulmasın ha! Burada bir ana anlatırım size. Sabahtan <laughs> akşama kadar anlatırım. 12 saat yayın yaparım burada ha. Bitmeyen bir tane ana üzerine zaten çalışıyorum şu anda. Onu tam bir bitsin. <laughs> birkaç kurguda birkaç bir kısmı kaldı, eksik kaldı. Onu tam bir toparlayayım, anlatacağım önümüzdeki haftalarda. Etmek bunların çoğunluğunun o canlı yayınlarda var olduğunu görüyoruz. Tüm Twitch e, yayıncılarını da suçlamak doğru değil. Artıları, eksileri zaten çocuk Bize burada bir şey demiyor. Bize burada bir şey demiyor iyi bir şekilde değerlendirebilse, doğruyu yanlışı bilse ona çocuk demeyeceğiz zaten. Anne babaların çoğunun Twitch'ten haberi de yok, bilgisi de. Niye yok? En az TikTok'da. Anne baba da Instagram'da. Niye yok? Anne babanın nasıl Twitch'ten haberi yok? Hata! Olacak o zaman anne babanın. Benim iki tane oğlum var. Belki sizi görmediniz, bilmiyorsunuz. Ben de geç küçük, buldum. Küçük. <laughs> Yo küçük. Yok, büyümüş. E, ben biliyorum oğlumun nerede ne yaptığını. Nerede ne yaptın? Bugün bana çok ilginç bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Çağrı, lütfen Allah rızası için yayınlarında çok bağırma. Eşim sürekli seni izliyor. Bunu bir kadın e, göndermiş. Eşim sürekli seni izliyor ve o kadar çok bağırıyorsun ki aşırı rahatsız oluyorum. <laughs> Furs senin yayın tekrarlarını izliyor. Yayınlarını kaçırmıyor. Lütfen şu yayınlarını bağırmadan yap. Böyle gelmiş. Onlara da çok selam olsun. Ablam da izliyor. Muhtemelen hani sese bağlandı çünkü. O da bir yerden sonra sarıyor anladın mı? O da muhtemelen onu takip ediyor ama şey yapamadı. Kıramadı yani o şeyimizi. Önyargımızı tam kıramadık. Ama olsun kırarız inşallah ilerleyen dönemlerde. Bağırmadan selamlar, sevgiler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Çocukları kötü etkileyen bu platformlara karşı ebeveynleri uyarıyor. Ya bu plan, bu sen ne düşünüyorsun bu, bu haber hakkında? Baba yani bu, bak, bu gençleri gibi, gibi çok geri zekalı zannediyorlar. Bak sorun o orada anladın mı? Bir tutturmuşlar Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, bilmem 69 kuşağı. 69 kuşağını biliyor musun? <laughs> <laughs> o kuşak full... Oraya ne geldi? o kuşak full böyle erotizmle geçirdi biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> o dönemler ben... anladın mı hani Yeşilçam erotik falan her şeyin erotizm olduğu dönem. Ama onların üstüne düşen ne o yani misyon meselesi. Anladım. Hani bu gençliği çok geri zekalı zanneder. Kimse amına koyayım aman o onu yapıyor diye öyle bir dönem kalmadı ki artık abi. Herkes kendi fikrini. Ya adam eğleniyor geliyor biz de burada burada makarasını yapıyor, strolü gidiyor ondan sonra anladım. mı? Bizi iyi alıyor yani adam zaten. Çoluk çocuk da izliyor çağır. Bir kısmı aklı hemen etkilenebiliyor genç diye bakma. Ya evet çoluk çocuk da izliyor zaten. Ama bak burada biz de affedersin yani. Tabii ki küfür ama hayatın içinde olan bir şey ya küfür. Küfürü aman ondan şöyle çok orijinal küfür ediliyorsa belki evet. Ama normal küfürler zaten o çocuk biliyor zaten o küfürleri yani. İnternetten uzak tutamazsın ha. Bunun Twitch'te TikTok'la falan alakası yok yani. Önemli olan madem çocuğun çok etkileniyorsa bir aile olarak bir yetişim veya birey ol oluyorsa da kendi kararını verecek yani Çocukları sınırlamalı gereken insanlar aileleri. Ebeveynler çocuklara telefonu vermeyecek. Kontrolsüz basit. Çocukların internet kullanmasını engel olamayız. O agresifleşiyor, anne babasına karşı çıkıyor. Bunlar oyunlardan mı etkileniyor, karşılarındaki sohbetlerden mi etkileniyor? Tabii ki psikolojileri bozuluyor bu arada. Çocuk neyle ilgileniyor? Ona bilgisayarına neler yüklemiş? Bu uygulamanın içeriği ne? Artık arama motorlarında çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşım söz konusu çok olabiliyor. Yok. Dijital, Dijital çağın kırık. afyonlarına Sosyal karşı yapacağımız şey dijital okur yazarlık olacaktır. Dijital çağın afyonlarına karşı yapacağımız şey dijital okur yazarlık olacaktır. Hadi bakalım. <laughs> Burada benden etkilenen çocuklar varsa, arkadaşlarım varsa, genç arkadaşlarım varsa annenize babanıza bu haberi gösterdikten sonra annenize babanıza gösterin bu haberi. Sonrasında da bir süre şey yapın yani. Özür dilerim anneciğim. Bundan sonra sana sesimi yükseltmeyeceğim falan. Ulan bizim dönemimizde yoktu bu kadar Twitch mi Twitch yoktu. Ben babamla full kavga içerisindeydim. Kavga halindeydik yani sürekli. Tartışma modeliydik yani. Sürekli. Ekmek al. Annem var ya derdi ekmek al, ekmek al, ekmek al. En son şöyle bir blöf yatardı annem bak. Ben gideyim bari. Ay aynen ya bana da yapardı aynısını yemin ederim. <laughs> burada bile bak burada bile sistem şuydu anladın mı? Tam o kapı ben de biraz bekliyordum tam kapıya kadar gittiği anda ya tamam anne ya. Ya oyun nerede kaldı ya? Ya tamam ya gidiyorum ya. Ya dur ya nereye gidiyorsun ya? Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu vardır yaşanıyordur yani. İyi çöpleri de <laughs> ben dökeyim oğlum yapardı annem. <laughs> ya tamam ya dökeceğim ya. Kaç kere o çöp arabasının arkasında koşturma çöplerle biliyor musun? Sonra baktım araba gitmiş yan sokağa bıraktım çöpü alınmıştı ama nasıl olsa dedim bir daha de alırdı. Ya o dönemlerde de vardı yani anladın mı? O dönemlerde de vardı. Sonra tam oyunun tam ortasında durmuyor mu oyun mesela. Onu da anlatamıyoruz. Durmuyor internet. Çar ATV'de bir sahne izledim. Adam kadın dövüp parmaklarını tersten kırıyordu ve TV'ye erişim Twitch'ten daha kolay. Mesela. Mesela. Burada, burası abi işte kendi herkesin kendi şeyi ya. Bağırmam, çok mu sesim geliyor ya? Birazcık sesimi kısayım o zaman Kankis. Talha B 14. canlıklamış. Teşekkür ederim Talha, hoş geldin. Hoş geldin. Reddit şey. time. Ben de bir haber attım Reddit'ten önce. Kademe 3'te kutlamış ha. Ulan kademe 3'te mi tutlamış? Evet. Kardeşim lan kim o? <laughs> kim o benim canım kardeşim? <laughs> Talha. Talha nerede Talha. kademe 3 yazmıyor ama.